Menderes o sözü söylemezden 1-2 ay önce, yani 3 ay değildir, Nisan, belki Mart ayı falan gibi, normal seçim tarihini söylüyor. İsmet İnönü, CHP Genel Başkanı, muhalefet lideri. 27 Mayıs'ın arkasındaki fail yaptırıcı. Onun da arkasında Amerika. Diyor ki, şimdi o zaman seçim kanununa göre 4 senede bir seçimler. En son seçim 27 Ekim 1957'de yapılmış. Dolayısıyla 27 Ekim 1961 normal seçim tarihi. İsmet İnönü'nün söylediği söz. 27 Ekim 1961 gelmiş ve o gün bu memlekette diyor hala seçim yapılmamış ise dünyayı diyor başlarına yıkacağım. Gayrimeşru olduklarını diyor bütün dünyaya ilan edeceğim. Çünkü yasal seçim süresi bitti, seçim yapmadı demek. Akla ilk gelecek ihtimal. Hükümet demokrasiye paydos etti, diktaya geçti demektir. Teorik olarak doğru. Ama şimdi burada olmayan ergi yapacağız biz. İnönü'nün bu sözünün muhalif mefhumu nedir? Tefsir usulü okuyanlar bunu iyi bilirler, bu gidiş yolunu. Muhalif mefhumu şudur. 27 Ekim 1957'de yasalara uygun ve hukuki bir şekilde tek başına mecliste çoğunluğu elde edip iktidara gelmiş olan bu hükümet 27 Ekim 1961 tarihine kadar meşrudur. Çünkü o tarih olmuş, seçim yapılmamışsa diyor gayrimeşru. Bunun muhalif mefhumu o tarihe kadar meşru. Sen neye dayanarak darbe yapıyorsun? Erken seçim yapmak, erken seçim ilan etmek gibi anayasal bir mecburiyet mi var? Yok. Hukuki olarak, objektif olarak böyle bir kriter mi var? Yok. O zaman şimdi bu İlker Başbuğ denilen adamın söylediği şu. Meşru olarak seçilip iş başına gelmiş demokratik hükümet, o sırada kendilerini tanımadığı, bilmediği gizli darbe juntasının kaprislerine, kriterlerine uymak mecburiyetinde. Ankara'da, İstanbul'da yuvalanmış, darbeyi planlayan bir grup subay var. Bunlar kendi kafalarından, kendi kendilerine diyorlar ki, Menderes erken seçim ilan ederse biz darbe yapmayacağız. Erken seçim ilan etmezse biz darbe yapacağız. İşte Türkiye'nin trajedisi bu arkadaşlar. 27 Mayıs'ta buydu. Aradan geçmiş 60 sene, kafa hala bu. Ve 60 sene sonra herif hala bunu savunabiliyor. Bunu ister gizli hinliğine verin, darbeciliğine verin. İster cehaletine verin, ister akıl ve zeka düzeyine verin. Evet, sebepler farklı olur üçünde de. Ama üçünde de sonuçta vardığı yer bu yani. İşte kafa bu. Düşünün bu adamlar senelerce, bu adam senelerce Türkiye'de Genelkurmay Başkanlığı yaptı. Düşünün Allah korusun bu adamın Genelkurmay Başkanı olduğu sırada harp çıktı. Deniz Hava Kara Kuvvetleri bütün yüz binlerce asker, 80 milyon millet bu adamın yönetimi altında olacaktı harpte. Bu kafanın yani.